Ahmet Bahadır ekranlarından herkese merhabalar gençler. Yine yeni bir video ile beraberiz. Ekrandan da görüyorsunuzdur belki, üst tarafta serbest iş devam etmekte diyor. Oradan da görüyorsunuzdur. Arabadan hatırlamışsınızdır. Kirkenes'teyiz arkadaşlar. Madendeyiz. Manuel kullanım. Ağır kış modu yüklü. FH750'miz var. 17 tonluk harfiyat dorsiyemiz var arkamızda. Yanlış hatırlamıyorsam 17 tonlu. Şimdi tekrar bakarız. Madenden şehre çıkacağız. Bakalım ne kadar sürede çıkabileceğiz, çıkabilecek miyiz, çıldıracak mıyız, keyifle mi süreceğiz? Yaklaşık 2500 kişi var serverda. Bakalım neler olacak, taş tozu taşıyacağız. Gene gece yarısı oyunda maalesef. Şu an ekrandan görüyorsunuzdur. Cuma akşamı saat 0:50 diyor. O da bizim şansımız abi. Hem gece hem kış oyuna giriyoruz. Bakalım neler olacak. Go 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 demeye başladılar. Müşteri teslimatı hemen istiyormuş, istesin abi. F11 yapacağız abi. Madenin içindeyiz. Benim arkamda siz görmüyorsunuz ama şimdi görürsünüz. Açalım kontağımızı. Basalım marşımıza ya Allah, Bismillah. Şu vitesimi de bir ayarlayayım. Şu kablo şeyinden mi kurtulamadım ya, kalabalığından. En kısa sürede inşallah kurtulacağım. Haydi bakalım. Arkadaşların içinden geçelim abi. Şurada bir duracağım bir saniye. İkiye atacağım ki çıkışı tam göreyim abi. Evet. Gördüğünüz gibi iç içeyiz abi. 3 tane araba var şu an. Girme kardeşim benim içime. Ne işin var senin benim içimde ya? 2-3 tane araba var. Bakalım yürüyebilecek miyiz abi? Kaydımızı anbeyan söyleyeceğim ben size. Kaç dakika oldu falan fıstık diye. Millet gidiyor. Birkaç kişi daha geldi. Şu an resmen delik deşik ettiler bizi ya. Ha, kırmızı en sonunda bağlandı. Ghost modu bitti abi. Dorsesiz bir skanyacı var. O yürürse. Hasar %11. Biz de yürüyeceğiz abi, bakalım. Adamı tam göremediğim için gidip iteliyorum. Bir de biliyorsunuz arkadan itelemek bizim işimiz yani. Skanyacı bir dur dayı ya, içimdeki skanyacı. İçimde biri var. Dayı geçeceğim mi geçmeyeceğim mi ya? Kara kışta devam arkadaşlar. Az sollu gideydim be çift dorseli. Hiç bakmadık da dönüyoruz bakalım. İyi bekliyorlar abi. Allah razı olsun. Sağ ol dayı. Şeye bir bakacağım abi. Yükümüz dediğim gibi 17 ton arkadaşlar. Vurma kardeşim arkadan. Tamam vurma. İteleme bize. Allah Allah. O bizim işimiz ya. Sen benim işimi neden bana öğretiyorsun? Skanyacı bayağı geride duruyor ama ya. Hop hop hop. Hasar %13 oldu abi. Ara bir durduğumuzda fixleyelim arabamızı. Araba bu arkadaşlar. Ama deli yoğunluk var diyorum ya. Server'da 2500 kişi vardı. Bunun en az 2000'i buradadır abi ya. Heh. Gördün mü dayımı? Dönemedi oradan. Ne kadar uzaktayız aslında? Yo, iyi gidiyoruz ya. Gelme dayı, niye geri geliyorsun ya? Lan %13 motor arızası var. Ne motoru istop ediyorsun ya? Bakalım nereye kadar açık, nerede duracağız? Şu yukarıdaki kavşiyede dönüşte kesin bir sıkıntı vardır abi, kesin. Şu harfiyatçı abimi geçeyim. Oba, iyi durduk ha. Hop, bu peron aynası çok işe yarıyor abi. Kullanmayı bilene. Kolumu da şöyle toplayayım. Ben niye bu sefer bu imdatımızı bırakalım?
Ulan Yüksel, bize de alıştırdın ya abi ya. İmdat, imdat, imdat. Evet canlar, bir de arkadaşlar, önceki videolarda bana şeyi soranlar olmuştu. Orada tarif etmeye çalıştım ama buradan da online anlatayım. Tracker Semp'e girdiğiniz zaman, zaten Tracker Semp'in ana sayfasında da o üst taraftaki şeyde çıkıyor. Kış modu geldi diyor. Oraya tıklayın abi. Yani bu kış modu, kar modu multiplayer'a nasıl yüklüyoruz? Hani ben normal mod klasörünü attım ama multiplayer'da hani kar modu gelmedi. Abi nasıl yükleyeceğiz? Kardeşim nasıl yükleyeceğiz falan gibi soran arkadaşlar oldu. Şimdi nasıl yüklüyorsunuz? Tracker Semp'in sayfasına girin. Bu videonun açıklama kısmında da olacak yine linkler. Kar modları nasıl yüklenir diye zaten orada tarif ediyor arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Orada linkleri vermiş Frostwinter versiyon 8. Bunu yükleyeceksiniz. Benden size tavsiye. Orada 3 tane link var. Biri fizik, biri normal kış kar modu, biri de ağır kış modu, Heavy Winter diye geçiyor. Fiziği yüklemeyin arkadaşlar. Diğer ikisini indirin. RAR dosyası inecek. RAR'dan ya da zip dosyası, öyle söyleyeyim. Zip'ten çıkartın abi şeyi, modu. SCSI uzantılı dosyaları, onu biliyorsunuz zaten. Belgeler klasörüne girdiğiniz zaman, belgelerime girdiğiniz zaman Euro Truck Simulator 2 değil, ETS2 MP diye bir klasör var orada. Oraya tıklayın. Oranın içinde mod klasörü var arkadaşlar. Eğer yoksa yeni deyin. Yani yeni klasör oluşturduğun ve mod klasörünü siz kendiniz oluşturabilirsiniz. Küçük harflerle mod yazın. Dayı sen niye durdun şimdi rampada dayı? Biz nasıl kalkacağız buradan dayı? İyi. Allah'tan şey. Dayı sen ne yapıyorsun? Ben anlayabilmiş değilim ya. Neyse, MP dosyasını MP dosyasına girin arkadaşlar. ETS2 MP dosyasına, belgelerimde. Orada mod klasörü var. Yoksa yeni deyin, klasör deyin. Mod yazın. Oraya yeni bir klasör atın. Mod isminde. Tıpkı ETS2 yani Euro Truck Simulator 2 klasörünün içinde olan dosya, küçük harflerle mod yazın ve klasörü oluşturun. Sonra o indirdiğiniz RAR'dan çıkarttığınız SCSI dosyalarını, kış modlarını o klasörün içine atın. Sonrasında da Tracker Semp üzerinden şeye girin abi. Multiplayer'a girin. Girdiğiniz zaman şu an benim oynadığım moddaki şeyi göreceksiniz. Öyle söyleyeyim. Vay Volvo'm, senin canını yerim. Karın kışın arabası diye ben sana boşa demiyorum ya. Bu arkadaşa biraz mesafeli durmuştum. Ne yaptığını bilmiyordu ama yanaştı filan. Yukarıdan gelenler varmış abi. Biraz mesafeli durduğumuzda keşke bir fotoğraf alaydık. Çok güzel duruyor be. İyi, saat 11.36'ymış ya. Cuma 0.50 diyordu. Öğlen saatlerine denk geldik. Ben şu sadece parklarımı yakayım abi. Ledlerim yansın yeter. Evet, bilerek biraz ağır kalktım abi. Fizik modunu neden aktif hale getirmeyin diyorum arkadaşlar. Çünkü fizik modunu da yüklediğiniz zaman arabayı durduramıyorsunuz. Özellikle böyle kirkenes pirkenes oynuyorsanız kesinlikle fizik modunu yüklemeyin. Zırt pırt millete çarparsınız, olmadık kazalara yol açıp böyle ban yersiniz. Gerek yok abi. Onun için fizik modunu yüklemeyin. Ben multiplayer'de fizik modunu kullanmıyorum mesela, gereksiz yere ban yemeyelim diye. Hadi dayı, hadi dayı, hadi. Ya arkadaş, senin sürdüğün arabanın ben şu şeye bir bakacağım ya ben. He, tamam, olduğu gibi çok rahat döner abi şeyler. Evet, 15 dakika oldu madenden buraya gelebildik. Şöyle arabamıza şuradan bakalım ya. Evet, şeylerimiz yanıyor, üst tepelerimiz yanıyor. Şu arka kalkıyor mu abi? Eh bire öküz, eh bire öküz. Bir de admin o giden. Eşek gibi yerden geçemiyor, gelip çarpıyor. Sen ona çarpsan sana ban yazar. Öküz oğlu, öküz. İmdatımızı bağlayalım abi, bekleyelim ya. Önümüzdeki arkadaş yüzünden millet manevra yapmak zorunda kalıyor. Manevra yapınca da gelip bize çarpıyor abi. Oh. Yavaştan hareketleniyor ön taraf gibi. Yok, başka bir arkadaşım manevra... Ha, pardon, aşağı doğru inen bir arkadaş geri manevra yapmış. Eşek gibi bir şey getiriyor şimdi. Fantazi ya, bura var ya, bura fantazi memleketi ya. Kirkenes eşittir fantazi abi, başka bir şey değil. Çoluğun çocuğun fantazisi. Şu çalışma sesleri de adamı deli ediyor abi ya. Önümüzdeki arkadaş çok seri gidebildiği için. Lan kalkıp kalkıp duruyoruz senin yüzünden ya. Lan araba istop etti zannediyorum. Allah senin belanı vermesin Truckers ya. Yavaş yavaş gidelim şunun arkasına doğru. Ah, yanan bay. Çok dehşet mesajlar geliyor. Allah'tan orada bizim şu an siz şeyi görüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar, videomuza ilk defa geliyorsanız abone olmayı unutmayalım. Sizlere zahmet. Beğendim ya da beğenmedim demeyi de unutmayalım. Ayrıca yapıcı eleştirilerinizi de bekliyorum yorumlara. İstediğiniz ne tarz ETS videoları ya da farklı oyun videoları varsa onları da
yorumlara bırakmayı unutmayın güzel kardeşlerim. Seviliyorsunuz. Bizim yakıtımız dolu abi. Evet. Bayağı bir yakıtımız var. 3300 kilometre götürür diyor. 1000 litreden fazla yakıtımız var. Servise gidemeyiz Hacı Reis şimdi. Servise nasıl gideceğiz? Ha, dur bir saniye. Servis işini çözdük. My vehicle has been fixed. Aracınız fixlendi dedi bize. Hadi bakalım. Hiçbir kornamız çalışmıyor abi. 20 dakika. Kayıtta 20 dakika oldu arkadaşlar. Ağır ağır gideyim bakalım şu arkadaş. Arabası mı çekmiyordur nedir? Sallanıp sallanıp patinajlıyor araba. Bu oyunun kendi fiziği arkadaşlar. Yani buranın toprak yol olduğunu varsayarak patinajlıyor araba. Oba! Hemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir bug yok. Bizi kim çarptı? Ne oldu anlamadık. Bir bakalım çıkabilecek miyiz? Hiçbir şey olmadı bakın. İşte kar modunun böyle saçma sapan şeyleri de var. Buraya kadarmış. Evet arkadaşlar bu videomuz çok hızlı başladı. Çok hızlı bitti. Daha köprüye ulaşamadan oyunumuz bitti. Maalesef F7 yapmamız lazım. Kirkenes şehre çıkartır o da bizi. Ben bir F7 yapacağım şimdi. Kirkenes şehre çıkıp oradan yükümü götüreceğim abi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok değişik bir video oldu. Yani kimseye çarpmadık, kimse bize çarpmadı. Durduk yere arabayı attı aşağı gördüğünüz gibi. Trucker Semp'i seviyoruz abi yani. Kucaklıyoruz onları ya, başka bir şey demiyorum ben. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Evinizde kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın. Bir sonraki videoda ya da yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye.